Romanımızın adı Durgundon Yazar Mihail Şolohov. İkinci kitap. Dördüncü bölüm 5. Taras taras kurşuni bulutun saban izleri gibi yardığı göğün öte ucunda güz güneşi yuvarlana yuvarlana Tatarskin'in üzerine geldi. Yükseklerde hafif bir meltem bulutları ağır ağır batıya sürüyor, ama rüzgar köyün üzerinde, Don Vadisi'nin koyu yeşil düzlüğü üzerinde, yaprakları çökmüş ormanın üzerinde, söğütlerin, kavakların dallarını diplerinden eğerek, donun sularını kabartarak ve sokaklarda kızıl yaprak kümelerini kovalayarak kuvvetle esiyordu. Hristonya'nın harman yerinde rüzgar kötü yığılmış bir tınazı dağıttı. Tepesini kopardı, incecik destek sırığının uçurup götürdü. Sonra birden altın rengi bir saman kümesini yabayla kapmışçasına kaldırdığı gibi avlunun üzerinden aşırdı. Döndüre döndüre sokağa çıkardı, sessiz yolun üzerine cömertçe saçtı ve sonunda bu dağınık demeti Stapan Astakov'un evinin damına fırlattı. Hristonyana'nın karısı şalını almadan avluya fırladı. Bir iki dakika durdu, var mı bana yan bakan dercesine harman yerinde dolaşan rüzgarı seyretti, sonra içeri girdi.'' Üç yıl sıran savaş köyde gözle görülür izler bırakmıştı. Hiç erkeği kalmamış evlerde, sundurmaların kapıları şaşkın ağızlar gibi açık duruyor, avullar perişan bir haldeydi. Ve gitgide artan bir çöküntü her yerde izlerini bırakıyordu. Hristonya'nın karısına yardım edecek 9 yaşındaki oğlundan başka kimsesi kalmamıştı. Hani kuşkanın karısının elinden hiçbir çiftlikçi kişi gelmiyordu. Yapa yalnız kaldığı için de görünüşüne iki kat önem veriyor, allanıp pullanıyor ve yeteri kadar yetişkin kazak kalmadığı için evine 14-15 yaşlarında olanları alıyordu. Vaktiyle birisinin bol miktarda katran çaldığı avlu kapısı bu gerçeğe tanıklık eden gammaz izleri hala taşıyordu. Stepan Astakov'un evi tamamıyla bırakılmıştı. Kullanılmaz bir haldeydi. Sahibi evin pencerelerini tahtalar çakarak örtmüş, bel veren damı dul avrat otları sarmış, kapı kilidi paslanmıştı. Sürüden ayrılmış sığırlar, sıcaktan, Yağmurdan sığınacak bir yer aradıkları zaman açık bahçe kapısından her yanını çimler, hayırsız otlar bürümüş avluya giriyordu. Ivan, Tomilin'in evinin duvarını yıkılmaktan sadece ucu çatallı ağaçtan bir destek kurtarıyordu. Kader, Yiğit Topçu'dan yerle bir ettiği Alman ve Rus evlerinin öcünü alıyordu sanki. Köyün bütün sokaklarında ara yollarda durum aynıydı. Aşağı uçta eski görünüşünü koruyan sadece Pantelev, Melehov'un eviyle avlusuydu. Orada her şey sapasağlam ve düzen içinde görünüyordu. Ama tam anlamıyla değildi yine de. Tahal ambarının çatısındaki demirden horozlar zamanın aşındırmasıyla düşmüş, ambar yana doğru kaykılmıştı. Deneyimli bir göz daha birçok bakımsızlığın izlerini bulup çıkarabilirdi. İhtiyar her işe yetişemiyordu artık. Gittikçe de daha az tahıl ekmeye başladı. Azalmayan tek şey Melehov ailesinin kendisiydi. Piotr'la Gregor'un yokluğunda doğan açığı kapar gibi 1915 yüzünde ikiz doğurdu Natalya. Akıllılık edip birini oğlan doğurduğu için hem Pantelevi hem de ilginç Nayi sevindirdi. Natalya güç bir doğum yapmıştı. Bacaklarındaki müthiş ağrılar yüzünden sabahtan akşama kadar kendini yatakta güç tuttuğu, ayaklarını ancak sürüyerek yürüyebildiği günler oldu. Ama Natalya acılarına metanetle katlanır, esmer, ince ve mutlu yüzünde çektiği acının izi asla görünmezdi.'' Ancak ağrıları çok arttığı vakit şakaklarında beliren ter tanelerinden İlginiç ya onun acısını tahmin eder gidip yatmasını söylerdi. Güzel bir Eylül günü doğumun yaklaştığını hisseden Natalya sokağa çıkmaya hazırlandı. Nereye gidiyorsun? diye sordu İlginiç'ine. Çayıra, inekleri şöyle bir yoklayacağım. Natalya inleye inleye ve elleriyle karnının altından tutarak aceleyle köyden çıktı. Sık deve dikeni kümelerinin arasında girip yere uzandı. Natalya, Kanaviçe öndüğüne sardığı ikizlerle arka yollardan eve döndüğünde akşam karanlığı çöküyordu. Vah vah vah, vah benim bir çarem. Nedir bu halin? Hem neredeydin sen? diye bağırdı ilginçce konuşabilecek hale gelince. Natalya yüzü sararak utandım. Onun için çıktım. İstemedim. Babamın önünde. Temizlendim anne. Onları da yıkadım. Al. Diye cevap verdi. Dünya doğru ebeye koştu. Darya da ara bir eleğin içine harıl harıl bez döşüyordu. Sevinç gözyaşları döken ilgin bir yandan da gülerek bağırdı ona. Bırak o eleği yere Darya. Bunlar kedi yavrusu mu ki eleğin içine koymak istiyorsun? Tanrım hem de iki tane. Aman tanrım biri de oğlan. Natalya canım. Hazırlayın Natalya'nın yatağını. Pantelev gelinin ikiz doğurduğunu duyunca kollarını hayretle yana açtı sonra sakalını çekiştire çekiştire sevinç gözyaşları döktü. Yaklaşan ebeye ortada hiç sebep yokken bağırdı. Hayır işte, şu mazlı koca karı seni. Yumruğunu ihtiyar kadının burnunun dibinde sallayarak, Yalancının birisin sen. Melehovların soyu öyle kolay kolay tükenmeyecek. Gelinin bir kazak ve bir kız doğurdu. Gelin dediğim böyle olur işte. Ya Rabbim, gelinimin bu iyiliğini nasıl öderim ben? O yıl bereketli bir yıl oldu. İnek ikiz buzağladı, koyunlar ikiz kuzuladı, keçiler de öyle. Bu hale şaşan Pantelev kendi kendine düşündü. Uğurlu bir yıl oldu. Bereketli de üstelik. Hep ikiz doğuruyor. Amma ürün alıyoruz be. Vay vay vay. Natalya 12 ay emzirdi çocuklarını. Eylülde memeden kesti onları ama kendisini ancak güzün sonlarına doğru iyice toparlayabildi. Çok zayıflayan yüzünde dişleri bembeyaz kalıyor zayıflığı dolayısıyla olduğundan çok daha iri görünen gözlerinde sıcak bir ışıltı parlıyordu. Bütün yaşamını çocuklarına adadı. Kendini ihmal etmeye başladı. Bütün boş vakitlerini çocuklarına, onları yıkamaya, kundaklamaya, zıbınlarını onarmaya ayırıyordu. Sık sık yatağa yatırıyor, bir bacağını sarkıtır, çocuklarını beşikten kaldırır ve omuzlarının bir hareketiyle dolgun, iri, kavun sarısı rengindeki memelerini çıkarıp çocukların ikisine birden emzirirdi. İlyenichna torunların tombul bacaklarına şaplaklar atar. Yeter artık çok emdiler. Çok sık emziriyorsun onları derdi. Pantelev kıskanç kaba bir sesle emzir onları. Esirgeme sütünü. Kaymak yapacak değiliz ya senin sütünden diye lafa karışırdı. Bu yıllar boyunca yaşam tıpkı donun sel suları gibi ağır ağır çekilmeye başladı. Sıkıcı, yorucu günler sürekli bir hayhu içinde, sürekli bir çalışma içinde, ıvır zıvır işlerle, ufak tefek sevinçlerle, savaştakiler için duyulan ve hiç eksilmeyen büyük bir kaygı içinde kayıp gitti. Piotr'la Gregor'dan posta mühürleriyle dolu yağlanmış zarflar içinde pek seyrek mektuplar gelirdi. Gregor'dan gelen son mektup başkasının eline geçmiş, mektubun yarısı mavi mürekkeple dikkatle karalanıp okunmaz hale getirilmiş. Kirli beyaz kağıdın yanındaki boş yere yine mürekkeple anlaşılmaz bir işaret konmuştu. Piotr, Gregor'dan daha sık yazıyor ve Darya'ya yolladığı mektuplarda tehditler savuruyor, kötü gidişatına bir son vermesini tembih ediyordu. Karısının uygunsuz yaşayışına ilişkin dedikoduların kulağına ulaştığı anlaşılıyordu. Gregor mektuplarıyla birlikte eve bir miktar para, Tayin belediyle kazandığı nişanların ödeneklerini de gönderdi ve izin alıp eve geleceğine söz verdi ama gelmedi. İki kardeşin yolları iyice ayrılmıştı. Savaş Gregor'u bezdirmiş, yüzünün kırmızılığını almış, yerine sarı bir benek bırakmıştı. Savaşın bitmesini bekleyecek hali kalmamıştı. Oysa Piotr hızla ve rahatlıkla yükseliyordu. Çok çalışıp bölük komutanının iyice gözüne girdi. İki tane nişan kazandı. 1916 yüzünde baş çavuşluğa yükseltildi. Artık mektuplarında subay okuluna gitme çareleri arandığına söz ediyordu. Yazın eve bir Alman subayının miferiyle pelerinini bir de kendi fotoğrafını yolladı. Fotoğraf kağıdından gözlerini dikmiş bakan, kendini beğenmiş yüz, yaşlanmış görünüyordu. Kumral bıyıkların uçları yukarı kıvrılmış, ufak burnunun altında sert dudakları o ünlü sırıtışla aralanmıştı. Yaşam Piotr'a gülümsüyor ve savaş önüne olağanüstü olanaklar çıkardığı için hoşuna gidiyordu onun. Eğer savaş olmasaydı onun gibi basit bir kazak nasıl subaylığa yükselmeyi ve daha başka daha tatlı bir yaşama kavuşmayı umabilirdi sadece bir nokta Piotr'un ağzının tadını kaçırıyordu. Köyde karısı üzerine dolaşan pis dedikodular. Stepan Astakov 1916 yüzünde izne çıktı. Alaya dönüşünde de köyde Piotr'un karısıyla geçirdiği tatlı vakitleri böbürlene böbürlene bütün bölüye anlattı. Piotr bu hikayelere bir türlü inanamadı. Yüzü bulutlandı ama gülümseyerek ''Stepan yabancının biridir.'' dedi. ''Grişan yaptıklarından ötürü beni üzmeye çalışıyor.'' Ama bir gün Stepan kazamattan çıkarken ya kazara ya da özellikle dantel işlemeli bir mendil düşürdü yere. Hemen Stepan'ın arkasında olan Piotr mendili aldı ve karısının el işini derhal tanıdı. Aralarındaki eski düşmanlık yeniden alevlendi. Piotr fırsat kollamaya başladı. Ölüm artık Stepan'a dikmişti gözlerini. Piotr'un elinden gelse Stepan'ın kafasını kırar, leşini Divina Irmağı'nın kıyısına sererdi. Ne var ki çok geçmeden Stefan bir gün Alman ileri karakoluna ele geçirmek üzere gönderildi ve geri dönmedi. Onunla birlikte giden kazaklar dikenli terleri keserken Almanlardan birinin kendilerine duyduğunu ve el bombası fırlattığını söylediler. Kazaklar Almanın yanına ulaşabilmiş, Stefan da adamı yumruklarıyla yere yıkmış ama bir nöbetçi ateş açmış ve Stefan düşmüş. Kazaklar o nöbetçiyi süngüleyip Stefan'ın yumruklarıyla sersemlettiği Alman'ı sürüklemiş. Stepan'ı da almaya çalışmış. Ama çok ağır yaralı olduğu için bırakmak zorunda kalmışlar. Stepan yalvarmış. Kardeşler, beni ölüme terk etmeyin. Yoldaşlar, neden bırakıyorsunuz beni? Ama bir makineli tüfek tel örgülerin ötesinden üzerlerine kurşun yağdırınca kazaklar sürüne sürüne kaçmış. Stepan, kardeşler diye bağırmış arkalarından. Ama ne çare? İnsan başkalarının canından önce kendi canını kurtarmak zorunda. Piotr, Stepan'ın başına gelenleri öğrenince sanki çok acıyan beresine merhem çalınmış gibi ferahlamıştı. Ama yine de izin alıp köye gidince Darya'nın kanını akıtmaya kararlıydı. Piotr Stepan'a benzemezdi. Dayanamazdı o böyle şeylere. Darya'yı öldürmeyi düşündü ama hemen kararında cayı verdi. Orospu'yu gebertip de bütün yaşamımı mahvedeyim onun yüzünden ha. Zindanda çürüyeyim, çalışıp çabalayıp elde ettiklerimin hepsini kaybedeyim. Hepsi gitsin elimden öyle mi?'' Onu sadece dövmeye karar verdi. Ama öyle bir dövecekti ki Darya bir daha aklının köşesinden geçirmeyecekti kuyruk sallamayı. Divin Irmağı'nın dik killi kıyı setinde çok uzak olmayan siperin içinde otururken hep bu düşünceler geçti kafasında. Gözünü patlatacağım yılanı. O zaman kimse dönüp bakmaz bir daha suratına. Güz, ağaçlar, otları buruşturdu. Sabah kıraları çaldı, karartı onları, toprak soğudu ve güz geceleri karardı, uzadı. Kazaklar siperlerin içinde kışla hizmetlerini gördü. Almanlara ateş ettiler, kışlık elbiselerinin verilmesi konusunda başçavuşlarla atıştılar, kursaklarına doğru dürüst yemek girmedi. Ama yine de hiçbiri bu yabanda, bu düşman topraklardan çok uzaklarda, don boyunda kalan kendi memleketini düşünmekten geri kalmadı. O sonbahar Darya aç, kocasız geçen bütün yaşamının acısını çıkardı. Bir sabah Pantelev Prokofyevich alışla geldiği üzere herkesten önce kalkıp avluya çıktı. Gördüğü manzara karşısında başını dövdü kederinden. Bahçe kapısının kanatları menteşelerinden çıkarılıp yolun ortasına atılmıştı. Hakaretti bu, rezaletti. İhtiyar hemen kapıları yerine taktı. Kahvaltıdan sonra da Darya'yı dışarıya, yazlık mutfağa çekti. Orada ne konuştuklarını kimse öğrenemedi. Ama bir iki dakika sonra dünya Darya'nın yazması kaymış, saç baş darmadağın ağlaya ağlaya mutfaktan çıktığını gördü. Dünyanın yanından geçerken omuzlarını sikti Darya. Göz yaşlarına bulanmış kızgın yüzünde kavisli kara kaşları titredi. Şişkin dudaklarının arasından ''Görürsün sen ihtiyar iblis, bunu ödetirim sana.'' diye tısladı. Dünya onun bluzunun arkasının yırtılmış olduğunu, kadının çıplak omuzlarında taze bir kamçı izinin mor kabarıklığını gördü. Pantelev elinde bir takım yeni meşin dizgini halka halka toplayarak öfkesinden ifrit kesilmiş bir halde yazlık mutfaktan seke seke çıkarken Darya merdivenden yukarı koşup hızla girdi evden içeri. Dünya babasının kendi kendine konuştuğunu duydu. Daha sıkı yapıştırmalıydım kahvenin dölü. Gidiyoruz bu seni.'' Evin düzeni geri geldi. Birkaç gün Darya sudan durgun, ottan alçak gönüllü bir halde sakıngan hareket etti. Geceleri herkesten önce yatağa girdi. Natalya'nın acıyan bakışları karşısında omuzlarını silkip kaşlarını kaldırarak ''Pekala, görüşürüz bakalım'' der gibi soğuk soğuk gülümser oldu. Dördüncü gün sadece Darya ile ihtiyar Pantel evin arasında kalan bir olay geçti. Bu olaydan sonra Darya muzaffer bir tavırla gülerek dolaştı ortalarda. Ama ihtiyar adam bütün bir hafta süt dökmüş kedi gibi perişan ve sıkıntılı halini atamadı üzerinde. Olanlardan karısına hiç söz etmedi. Hatta günah çıkarma sırasında bu olayı ve kendi günahkarca düşüncelerini peder Vasiron'dan bile sakladı. Olay şuydu. Pantelev artık Darya'nın iyice düzeldiğine inanmıştı. Karısı ilginç ya, hiç acıma Darya'ya diyordu. Daha çok çalıştır onu. Çalışırken aklı kötülüğe gitmez. Ama kısrak fazla semirdi mi aklı fikri geceleri dışarıda fingirdemeye kayar. Kendisi de Darya'yı zorlayıp harman yerini temizletti. Arka avluya yakacak odunları istif ettirdi. Birlikte samanlığı temizlediler. O akşamüstü biçer bağları ambardan çıkarıp samanlığa akmaya karar veren Pantelev kendisine yardım etmesi için gelinini çağırdı. Darya yazmasını düzeltip hırkasının yakası altına giren samanları silkeleyerek dışarı çıktı. Harman yerinden geçip ambara girdi. Sırtına gündelik pamuklu iş ceketiyle ayağına yırtık pırtık bir pantolon geçirmiş olan Pantalev önde görüldü. Avluda kimseler yoktu. Dünya o göz kırkılan yünleri eğirme annesine yardım ediyor, Natalya da sabah yiyecekleri ekmeğin hamuruna yoğuruyordu. Köyün ilerisinde batmakta olan güneş için için yanıyor, kilisenin çanı akşam duası için çalıyordu. Yarı saydam göğün en tepesinde ağaç çileği rengi minik bir bulut duruyor. Donun ilerisindeki kavakların beyaz dalları üzerine tüneyen kargalar yanıp kararmış yün parçaları gibi görünüyordu. Ortalığın ıpıssız olduğu o akşam vaktinin dinginliği içinde bütün sesler keskin ve belirgin geliyordu kulağa. Ağıldan taze gübreyle kurutulmuş otların ağır kokusu geliyordu. Pantelev ile Darya kırmızı rengi solmuş biçer bağları samanlığa çekip bir köşeye yerleştirdiler. Pantelev yere saçılmış zamanları tırmıkla toparlayıp dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Darya fısıltılı bir şekilde baba diye seslendi. Pantelev orak makinesinin yanına dönüp sordu. Ne var? Darya yüzü Pantelev'e dönük bluzunun düğmeleri çözülmüş bir halde durdu. Kollarını başının arkasına kaldırmış saçlarını düzeltiyordu. Batan güneşin duvarındaki yarıktan sızan kıpkırmızı ışığı Darya'nın ensesine düştü. Buraya gel baba bir şey var burada. Gel bak dedi ve yana doğru eğilerek ihtiyarın omzu üzerinde açık kapıya doğru sinsi sinsi baktı. İhtiyar Darya'ya yaklaştı. Birdenbire kollarını uzatıp ihtiyarın ensesine dolayan Darya parmaklarını kenetledi. Pantelevi sürükleyerek geri çekilmeye başladı. Bir yandan da fısıldıyordu. Buraya baba buraya daha yumuşak burası. Pantelev telaşlanarak ne oluyor be sana diye sordu. Başını sağa sola bükerek kendisini Darya'nın kollarından kurtarmaya çalıştı. Ama Darya onun başını kendi yüzüne doğru daha kuvvetli çektiği, ihtiyarın sakalına doğru sıcak sıcak soluyarak gülüyor, fısıldıyordu. Gelinin gergin karnını kendi karnı üzerinde hisseden ihtiyar, ''Bırak beni kaltak!'' diye çırpındı. İhtiyara daha sıkı yapışan Darya kendini sırt üstü attı. Panteleyi de üzerine çekti. ''İblis! Delirdi karı!'' Bırak beni be. istemiyor musun? Diye soludu Darya. Kollarını çözdü, ihtiyarı göğsünden itti. Belki de elinden bir şey gelmiyordur ha? O halde bana da ceza çektirmeye kalkışma. Duydun mu? Ayağı fırlayan Darya alel acele eteğini düzeltti, başından samanları temizledi ve hırsından kuduran ihtiyarın suratına aykırdı. Geçen gün neden dövdün beni? Koca karı mıyım ben? Sen de gençliğinde böyle değil miydin? Kocam, kocamı bir yıldır görmedim. Ne yapayım yani? Gidip de köpekle mi yatayım? Nah sana, tek bacaklı. Al sana. Eliyle müstehcen bir işaret yaptı. Kaşları oynaya oynaya kapıya doğru gitti. Kapıda durup üstünü başını bir kez daha dikkatle gözden geçirdi. Hırkasıyla yazmasının üzerindeki tozları süpürdü ve başını pantaleye çevirmeksizin ''Erkeksiz yapamam ben.'' dedi. ''Benim erkeğe ihtiyacım var. Eğer sen istemezsen...'' Ben de gider bulurum kendime bir tane. Sen de ağzını açayım deme sakın. Kırıta kırıta harman yerine açılan kapıya doğru yürüdü ve arkasına hiç bakmadan gözden kayboldu. Pantelev biçer bağlarının yanı başında sakalını dişleyip gözlerini samanlıkta suçlu suçlu sinirli sinirli dolaştırdı. Başına gelenlerden afallanmış şaşkına dönmüş bir halde yoksa karı haklı mı acaba günaha girse miydim onunla dedi içinden. 6. Kasım'da şiddetli bir don yaptı. Kar erken yağdı. Köyün üst başına rastlayan kıvrımda donun üzeri buz tuttu. Kumru mavisi buz üzerinde karşıya geçmeyi göze alanlar oldu ara sıra. Aşağılarda ırmağın yalnızca kıyıları ince bir buz tutmuştu. Irmak ortalarda hızlı, çırpıntılı akıyor, kırbaçlı yeşil dalgalar kabarıyordu. Kara kıyının altındaki derin ve durgun kısımda, kedi bağlı bir kuş uyuşukluğu içinde çoktan 25 metre derinliğe çekilmişti. Çamurlu sazan da o civarda yatıyordu. Yalnız turna akıntı yukarı çabalayıp ringa yavrularının peşinden atılıyordu. Çığa kumluğa yatmış, balıkçılar da ığırıp çekip çığaları toplamak için ırmağın iyice buz tutmasını bekliyordu. Kasım'da Melehovlar Gregor'dan bir mektup aldı. Romanya'dan yazıyor, yaralandığını söylüyordu. Bir kurşun sol kolun kemiğini parçalamış ve yarası iyileşene kadar kalması için memleketine göndereceklermiş. Bu üzüntünün hemen ardından bir ikincisi çöktü Melehov'ların evine. 18 ay kadar önce Pantelev'in başı darda kalmış, Sergov Mekov'dan 100 ruble borç almış, bunun karşılığında da garanti olarak bir temlik senedi vermişti ona. Yazın ihtiyarı Mukov'un dükkanına çağırmışlar, parayı ödemeye niyeti olup olmadığını sormuşlardı. Pantaleev bakışlarını yarı boş raflarda, pırıl pırıl tezgahların üzerinde dolaştırmış, ne diyeceğini bilememişti. Sonunda, "Biraz bekleyin, toparlanmam için bana biraz zaman tanıyın, öderim." demişti. Ne var ki ihtiyar toparlanamamıştı. Ürün iyi olmadığı gibi sığırlar da para etmiyordu. Haziran'da yağan kar misali icra memuru hiç beklenmedik bir şekilde çıka geldi köy odasına. Pantaleev'i çağırdı ve bir sürü ağız kalabalığından sonra isteğini bildirdi. Ver bakalım 100 ruble. Komiserin masasında upuzun bir yazı duruyordu. Pantelev'in elinde de komiserin okudurduğu yazıyı dinlemekten başka bir şey gelmezdi. Mahkeme kararı Donet ilçesi 7. Daire Sulh Hakimi olan ben, İmparator Hazretleri adına 1916 yılı Ekim ayının 27. günü Çavuş Pantelev Melehov'un bir temrik senedi karşılığı tüccar Sergey Makov'dan aldığı 100 ruble borçla ilgili olarak Sergey Makov'un Çavuş Pantelev Melehov hakkında vaki iddiasını dinledim. Medeni Kanunun 81, 100, 129, 133 ve 145. maddeleri mücibince aşağıdaki kararı verdim. Çavuş Pantelev Melehov, 21 Haziran 1915 tarihli temlik senedi karşılığı aldığı 100 rubleyi 3 ruble tutan mahkeme masrafıyla birlikte ödeyecektir. Karar davalının gıyabında alınmıştır. Kesinleşmiş değildir. Medeni Kanun'un 3. maddesinin 156. fıkrası mücibinde bağlayıcı olan bu emir derhal uygulanacaktır. Donetsk Bölge 7. Daire Sulh Hakimi İmparator Hazretleri adına aşağıdaki emri verir. Yukarıda alınan karar bütün ilgili kişiler ve kurumlarca kanuna harfiyen uyularak infaz edilecektir. Mahkeme kararını infaza görevli memurlar görevlerini ifa ederlerken mahalli polis ve askeri makamlardan gerekli kanunun desteği mutlaka alacaklardır. Emri dinleyen Pantelev parayı hemen o gün getireceğine söz vererek evine dönmek için izin istedi. Ama evine gideceğine doğruca Kurşunovların evinin yolunu tuttu. Köyün meydanından geçerken tek kollu Aleksev Şamil'e rastladı. Hala top musun? Diye selamladı onu Şamil. Her zamanki gibi. Yolunuz ağa mı? Kurşunovlara gidiyorum iş için. Ya sevinçli buluşacaksındır onlarla. Duyduğuma göre oğulları Mitka cepheden dönmüş. Öyle mi? Şamil gözüyle yanağa seyirerek öyle dediler diye cevap verdi. Tütün kesesini çıkarırken ekledi. Hadi bir sigara sar koca delikanlı. Kağıdı benden, tütünü senden. Pantelev bir sigara yaktı ve kurşun olarak gitsin mi gitmesin mi diye düşündü. Sonunda gitmeye karar verdi. Topallıya topallıya yora koyuldu. Şamil arkasından seslendi. Mitka'da bir nişan kazanmış. Oğullarına yetişmeye çalışıyor. Köydeki nişan bolluğu da çallıkta serçe bolluğundan geri kalmıyor hani. Pantelev ağır ağır köyün ucuna kadar yürüdü. Kurşunovların evinin penceresinden bir göz attı içeriği ve çitin kapısından girdi. Onu Miron karşıladı. İhtiyarın çilli suratı sevinçten parlıyordu. Kurşunov, Pantelev'in koluna girerek ''Başımıza konan talih kuşunu duydun mu?'' diye sordu. ''Biraz önce Alexey Şamil söyledi ama ben iş için geldim. Bırak şimdi işi. Gel içeriye de delikanlıyı gör. Bir iki kadeh içkiyle sevincimizi kutluyorduk.'' Karım ne zamandan beri bir şişe içki saklıyordu böyle bir vesile için. Pantelev burun kanatlarını açıp kapayarak söylemene hacet yok diye gülümsedi. Kokusunu aldım bile. Miron kapıyı ardına kadar açıp Pantelev geçsin diye kenara çekildi. Pantelev eşikten içeri adımını atar atmaz gözü masanın öbür tarafında oturan Mitka'ya takıldı. Mitka'nın omuzlarına sarılan Grishaka dede yaşlı gözlerle ''İşte bizim asker delikandı.'' dedi. Pantelev, Mitka'nın uzun elini tuttu, bir adım geri çekildi ve hayretle seyretti onu. Mitka kısık bir sesle, ''Ne var, ne bakıyorsun öyle?'' diye sordu gülümseyerek. ''Bakmaktan kendimi alamıyorum. O kadar şaşırdım ki. girişayla ile ikinizi bir arada yolcu ettiydim. Daha çocuktunuz. Bir de şimdi bak, tam bir kazak. Hem de ataman alayına layık bir kazak.'' Lukinichna bir yandan bir kadehe vodka koymaya çalışırken bir yandan da yaşlarla dolu gözlerini Mitka'ya çevirmiş onu seyrediyordu. Ne yaptığının farkında olmadığı için kadeyi taşırdı, döktü içki. ''Hey sarsan, ne yapıyorsun be? Ziyan ettin güzelim içki.'' diye fena halde azarladı Miron onu. ''Senin sevincin şerefine, senin de eve dönüşün şerefine Mitka.'' Pantelev gözlerinin mavim mavimtırak aklarını devire devire kirpiklerini hafifçe kırpıştırarak bir solukta yuvarladı koca vodka kadehini. Avucuyla dudaklarını ve bıyıklarını ağır ağır sildi. Gözlerini kadehin dibine dikti, başını arkaya attı, kadehin dibinde öksüz kalan bir damla vodkayı da bir karış açtı ağzına silkeledi. Ve ancak ondan sonra bir soluk alıp gözlerini azizler gibi kırpıştıra kırpıştıra hıyar turşusundan bir parça ısırdı. Lukinichka ona bir kadeh vodka daha doldurdu. İhtiyar adam çabucak sarhoş verdi, gülünç bir hal aldı. Mitka gülümseyerek seyrediyordu onu. Kedi gözleri bir kısılıyor, incecik yeşil çizgilerden ibaret kalıyor, bir açılıp koyulaşıyordu. Delikanlı evinden uzakta geçirdiği yıllar boyunca gerçekten de tanınmayacak kadar değişmişti. Bu iri yarı, kara bıyıklı kazakta, üç yıl önce askere giden o ince endamlı körpecik delikanlıdan hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. Dikkati çekecek kadar gelişmiş, omuzları genişlemiş, kasları dolmuştu. 80 kilodan aşağı olmadığı kesindi. Yüz çizgileri sertleşmiş, sesi kalınlaşmıştı. Yaşından büyük gösteriyordu. Yalnız gözleri yine öyle kıpır kıpır, yine öyle insanı tedirgin eden gözleri hiç değişmemişti. Bir gülüp bir ağlayarak buruşuk eliyle oğlunun kısa, sert saçlarını, beyaz dar alnını okşayan anasının bütün sevgisi de işte bu gözlereydi. Pantelev sarhoş sarhoş gülümseyerek ''Demek nişanı kazandın'' dedi. Mitka kaşlarını çatarak ''Kazaklar arasında nişan kazanmayan kaldı mı ki?'' diye cevap verdi. Kuruşkov karargahından dışarı adımını atmadığı halde üç tane nişan kazandı. İhtiyar Grişka acele lafa karışarak ''Gururlu kerata'' dedi. ''Tıpkı benim gibi kimseye boyun eğmez.'' Pantelev sert bir sesle ''Adama bunun için nişan vermezler.'' diye cevabı yapıştırdı. Ama Miron onu başka bir odaya çekti, bir sandığın üzerine oturttu, sordu. Natalya ile torunlarım nasıl? Hepsi de sağ ve sağlıklı ya. Tanrı'ya şükürler olsun. Buraya iş için geldiğini söylemiştin değil mi? Nedir? Hadi çabuk söyle. Yoksa biraz sonra tekrar içmeye başlayacağız. O zaman da iyice sarhoş olur söyleyemezsin. Pantelev sarhoşluğun verdiği aşırı bir alçalışla para ver bana. Tanrı aşkına. Yardım et bana. Yoksa bu, bu para meselesi beni mahvedecek diye yalvardı. Miron onun sözünü kesti. Kaç para? Yüz. Yüz ne? Yüz ruble. Öyle söylesene işte. Kurşinov sandığı karıştırdı. Yağlı bir yazma çıkardı, çözdü ve içinden on tane onar rublelik banknot saydı. Teşekkür ederim Miron Grigoryevich. Bizi perişan olmaktan kurtardı. Yok teşekkür etme bana. Kendi canımız, kendi kanımız söz konusu olduktan sonra. Mitka köyünde beş gün kaldı. Gecelerini Anikuşka'nın karısıyla geçirdi. Çok da uysal, basit bir kadın olan bu dulun çaresizliğini acıyordu. Gündüzlerini akrabalarıyla arkadaşları arasında geçiriyordu. Sırtına sadece ince, haki bir asker gömleği geçirip kasketini geriye yıkar, soğuğa dayanıklılığıyla böbürlenerek sokaklarda salına salına dolaşırdı. Bir akşam Melehovlara uğradı. Hamam gibi ısıtılmış mutfağa kendisiyle birlikte ayaz kokusunu, o keskin, unutulmaz asker kokusunu da getirdi. Oturduğu, savaştan, köyde olup bitenlerden konuştu. Sonra gözlerini kısıp Darya'ya baktı ve gitmek üzere kalktı. Kapı Mitkan'ın ardından gürültüyle kapanınca Darya mum alevi gibi kıpır kıpır kıpırdanmaya başladı. Dudaklarını sıkıp yazmasını takmaya hazırlandığı sırada ne sordu. Nereye gidiyorsun Darya? Dışarı çıkmak istiyorum. Ben de seninle geleceğim. Pantelev oturduğu yerde soruya ve cevabı hiç duymamış gibi başını bile kaldırmadı. Darya Pantelev'in yanından geçip kapıya doğru yürüdü. Kurt gibi parlayan gözlerinin üzerine göz kapakları kısılmıştı. Kaynanası da ağır aksak ardından yürüdü Darya'nın. Avlu kapısının orada Mitka öksürüyor, ayaklarını yere sürüyordu kapı mandalının sesini duyunca merdivene doğru yürümek için döndü. ''Sen misin Mitka? Bizim avluda yolunu mu kaybettin?'' diye sordu. İlgin içine kurnaz kurnaz. Kapıyı iyi çek giderken yoksa rüzgarda çarpar bütün gece. Mitka canı sıkkın bir halde ''Yok kaybolmadım'' diye cevap verdi. ''Kaparım kapıyı.'' Sonra yolun karşı tarafına hani kuşkaların avlusuna doğru yürüdü. Mitka kaygısız bir yaşam sürüyor, Kuşlar gibi yarını düşünmeden yaşıyordu. Bugün için yaşamdan hoşnut diye ya, yarına da Allah kerim. Askerlikle pek başı hoş değildi. Gözünü daldan budaktan esirgemeyecek kadar cesur olmasına rağmen askerlikte sivrilmek uğruna yaşantısını değiştirmeye yanaşmadı. Kıtadaki sicili hiç de iyi değildi. İki kez askeri mahkemeye verilmiş, birinde Rus uyruğuna geçmiş Polonyalı bir kadının ırzına geçmekten, birinde de hırsızlıktan. Üç yıl savaş süresi içinde pek çok ceza yemişti. Hatta bir seferinde askeri mahkeme az daha kurşuna dizilme cezası verecekti ona. Ama bir yolunu bulup paçasını kurtarmayı bildi. Alayın en berbat tiplerinden biri olmasına rağmen kazaklar neşeli ve güler yüzlü yaratılışından ötürü onu severdi. Yiğitliği de subayların hoşuna gidiyordu. Mitka hiçbir şeyi umursamadan kendi bildiği yolda bir kurt gibi hafif adımlarla ilerliyordu. Gerçekten de kurda çok benzeyen tarafları vardı Mitka'nın. Yürüyüşü fırlak yeşil gözlerinin aşağıdan bakışı hatta başını döndürüşü bile kurda andırıyordu. Mitka şarapnallere yararlanan boynunu hiç çevirmezdi. Başını çevirmesi gerektiği zaman gövdesini olduğu gibi döndürürdü. İri kemiklerinin üzerinde kaslarının örgüsü sımsıkıydı. Hareketleri hafif ve sakıngandı. Gevşeklikten eser olmayan bir sağlık ve güçlülük kokusu taşırdı onda. Tıpkı vadide sabahın altüst ettiği bereketli kara toprağın kokusu nasılsa öyle bir koku. Yaşam bir saban izi gibi dümdüz, basit uzanıyordu Mitka'nın önünde ve o bu yaşam yolunun mutlak hakimi gibi yürüyordu. Düşünceleri de yine böyle ilkel denecek kadar basit ve dost doğruydu. Eğer karnın açsa arkadaşlarından bile çalabilirsin. Hem çalmalısın da ve Mitka acıktı mı çalardı. Eğer çizmelerin eskidiyse Alman tutsaklardan birinin ayağındaki çizmeyi çekip almaktan daha kolay bir şey yoktu dünyada. Eğer bir suç işlediysen, mutlaka bunu bağışlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ve Mitka koşup, yarı boğulmuş Alman nöbetçileri getirerek en tehlikeli işlere gönüllü girerek suçlarını bağışlatmanın yollarını bulurdu. 1915'te parça parça doğranmasına ramak kalmış ve tutsak düşmüştü. Ama aynı gece tırnaklarının parçalanması pahasına sundurmanın damını delip kaçmış. Giderken de hatıra olarak bir arabanın koşumlarını götürmüştü yanında. Daha böyle nice nice şeyler götürdü yanında Mitka bu şekilde. Altıncı gün Miron oğlunu arabayla Millerova istasyonuna götürdü. Takırdaya takırdaya uzaklaşan yeşil vagonların ardından uzun uzun baktı. Sonra şiş gözlerini kaldırmadan kamçısının ucuyla peronun zeminini kazmaya koyuldu. Lukiniçka oğlunun ardından ağladı. İhtiyar Grişeka öksürdüğü, avucunun içine sümkürdü, sonra elini paltosuna sildi. Hani Kuşka'nın karısı da Mitka'nın iri gövdesinin ateşli sokuluşlarını hatırlarken ve ondan kaptığı bel soğukluğunun acısını çekerken gözyaşları döktü. Rüzgar bir atın yelesini nasıl dolaştırırsa zaman da günleri öylece birbirine doladı. Noel'den az önce beklenmedik bir şekilde donlar çözüldü. Ardı arkası kesilmeden günlerce yağmur yağdı. Tepelerin kurumuş sel yataklarından sular çağlayarak aktı. Irmağa uzanan çıplak burunların üzerinde geçen yıldan kalan otlar ve yosunlu kalker katmanları yeşile döndü. Donun kıyıları köpük köpük oldu. Buzlar süngerimsi bir hal, güvercin mavisi bir renk aldı. Çıplak kara topraktan anlatılmaz tatlılıkla bir korku yükseldi. Şöse'deki tekerlek izlerine dolan sularda kabarcıklar yüzdü. Köyün ilerisindeki balçıklı yarlar, yeni yeni toprak kaymalarıyla çatlayıp açıldı. Güney rüzgarı ağır, çürümüş ot kokusu getirdi ve öğle üzerindeki tıpkı bahar mevsimindeki gibi ufka yumuşak, kumru mavisi gölgeler çöker oldu. Köyde çitlerin yanına atılan kül yığınlarının çevresinde yüzeyleri kırış kırış kirli su birikintileri meydana geldi. Harman yerlerindeki tınazların çevresindeki toprak yumuşadı. Islak samanların yoğun, tatlımsı korkusuyla gelen gecelerin burunlarında gıdıklandı. Saz kaplı damarların buzlar sarkan saçaklarından gündüzleri zift gibi sular aktı. Çitlerin üzerine konan saksaanlar bir an bile susmadı. Miron Kurşunov'un avlusunda kışlayan boğa vakitsiz baharın verdiği gevşeklik içinde böğürdü. Çiti boynuzladı, parlak göğsünü eskimiş, kurt yemiş sabanın üzerine kaşıdı ve çarçabuk dağılan sulu karları ezdi, çiğnedi. Noel'in ikinci günü donun buzları tamamen çözüldü. Kopan buz parçaları akıntının ortasında müthiş çatırdılar, gıcırtılarla aşağı doğru sürüklendi gitti. Kocaman kocaman uyuşuk balıklar gibi buz parçaları kıyılara vurdu. Donun ötesinde insanın kanını kaynatan güney rüzgarlarının önüne kattığı kavaklar, çırpıntılı ama hareketsiz uçuşları içinde bir bir uzandı. Ama gece yaklaşırken rüzgar tepenin üzerindeki kükremeyle başladı. Köy meydanının üzerinde kuzgunlar telaşlı telaşlı kanat çıktı. Acı acı öttü. Hristonya'nın domuzu uzun burunda bir demet olta, Melehovların avlusunun önünde koşarak geçti. Ve Pantelev ilk ilkbaharın tekrar gerilediğini, ertesi sabaha havanın yine dona çektiğini anladı. Geceleyin rüzgar doğuya döndü, yumuşayan havayla buzları yer yer açılan su birikintileri üzerine ince bir buz tabakası billur yamalar vurdu. Sabah ise rüzgar Moskova'dan doğru esiyordu ve buzlar yeniden katılaşmıştı. Kış tekrar hüküm sürmeye başladı. Yalnız donun ortasında beyaz, büyük buz tabakaları aşağı doğru kaymaya, sırtındaki çıplak toprak buzlu buzlu tutmaya devam etti. Noel'den az sonra köy vaizi, ak sakallar toplantısında Pantele ve Gregor'u Kamenskaya'da gördüğünü, Gregor'un yakında onların ziyarete geleceğini bildirmesini istediğini söyledi.